Merhabalar. Albertson YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Cener Hanım'la beraberiz. Bu sefer sizlerle mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası yönetim danışmanlığı projelerimizi aslında konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Cener Hanım. Merhabalar. Hoş bulduk Hakan Bey, selamlar. Her şey yolunda umarım. Yolunda, sağ olun. Sizden Yerinde. de. İyiyiz biz de. Yaz bitiyor artık. Maalesef diyeceğim diye Evet. beklenir ama hayır, kış insanıyım ben. Kış geldiği için çok mutluyum. Evet. Şimdi yaz bitiyor ve aslında yaz bittiği için ekonomide ve genel olarak aslında projelerde bir hareketlilik söz konusu. Genelde Eylül ayında işte okulların açılmasıyla beraber insanlar da tabii ki firmalarda tekrardan biraz daha iş odaklı oluyorlar. Bu bağlamda da tekrardan firmalarını gözden geçirmek isteyenler olabiliyor. Ya da yeni projeler başlatmak isteyenler olabiliyor. Yıl sonuna doğru geldiğimizde biraz daha 2025 planlarını nasıl yapalım noktasına olan, gözden geçirmeyi isteyen firmalar olabiliyor. Bu bağlamda da bizlere yönetim danışmanlığı noktasında başvuran firmalar oluyor Ceren Hanım. Şimdi belki izleyenlerimizle biraz bunları konuşabiliriz. Şimdi şöyle bazı talepler geliyor. Firmalar aslında genelde şu şekilde. Bir takım sorunları oluyor firmaların. Bir takım problemler var. Ancak bu problemleri tam olarak ifade edemiyor olabiliyorlar. Ne gibi problemler olabilir? Firmalar, örnek veriyorum, maliyetlerinin artmasından dolayı mesela karlılık sorunları çekiyor olabilirler. Ya da satışları arttırma noktasında aslında satışların daha fazla arttırmasını isteyip ama nasıl yapılacağını ya da neler ne tarz aksiyonlar alabileceği noktasında soru işaretleri olabiliyor. Ya da organizasyonel olarak daha ahenkli, daha verimli çalışabileceğini düşünerek organizasyonel noktalarda bazı sorunları olduğunu düşünebiliyor gibi gibi. Ama netice itibariyle bir takım sorunlar var. Şirketlerini daha iyiye götürmek istiyorlar ve bu bağlamda da bizimle irtibata geçiyorlar. Ve bizler bu firmalara bir proje öneriyoruz genel olarak. O da onun adı mevcut durum analizi diyoruz. Mevcut durumu analiz ediyoruz ve buna göre de bir takım projeler herhalde öneriyoruz. Diyeyim, böyle bir girizgah yapayım ve size soruyu yöneltelim. Bu bağlamda mevcut durum analizi nedir? Biz Albertson olarak mevcut durum analizi dediğimizde neler yapıyoruz? Firmalara ne gibi katkılarımız oluyor? Buyurun, sözü size bırakmış olayım. Teşekkürler Alkan Bey, ön bilgilendirme için de. Dediğiniz gibi firmalarımız genelde bize gelirken çok spesifik isteklerle ya da çok spesifik ihtiyaçlarla gelmeyebiliyorlar. Bize sorunlarını aktarıyorlar. Bu birçok alanda olabilir. İşte insan kaynakları süreçlerine yönelik olarak takıldıkları, süreç aksaklıkları, ilerletemedikleri tıkanıklıklar veya satış süreçlerine yönelik veya proje yönetimine, operasyonlara yönelik birçok farklı aslında sorunun olabileceğini tespit ediyoruz. Firmalar bize böyle içlerini döktüğü zaman aslında biz iyileştirmek istiyoruz, biz düzeltmek istiyoruz, biz kurumsal büyümeyi gerçekleştirmek istiyoruz en temelde. Bir yaşa kadar, işte bir yıla kadar bir şekilde geldik, büyüdük, çok hızlı büyüdük bazen. Ama göremediğimiz, öngöremediğimiz, işte artık tıkandığımız bazı noktalar oluyor. Dedikleri noktalarda bizim önerdiğimiz proje mevcut durum analizi ve gelişim yol haritası oluyor aslında. Bu çok kıymetli çünkü özellikle kafalarda biraz karışık olduğu zaman ve birçok şirketin birçok operasyonuna bağlanan problemlerin olabileceğini fark ettiğimiz zaman çok güzel çıktılarını aldığımız bir süreç oluyor. Burada zaten yalnızca bu proje kapsamında değil, diğer tüm projeleri hayata geçirirken insan kaynakları odaklı mevcut durum analizini mutlaka yapıyor oluyoruz. Bu proje sadece tamamen bunu endekslediğimiz, gerçekten firmanın bir fotoğrafını çektiğimiz, tüm departmanlara odaklı, birimlere odaklı. Bu her firmaya göre birimler ve dinamikler değişebilir tabii ki. Üretim sektöründeki firmalarımız, hizmet sektöründeki firmalarımız, içerideki operasyonların yoğunlukları, ağırlıkları ve birim yapısına göre tamamen değişiklik gösterebilir ama her halükarda biz o departmanlarla, o birimlerle aslında görüşmeler gerçekleştirerek, mülakatlar yaparak, çeşitli analiz formları aslında uygulayarak oradaki süreci olabildiğince derinlemesine girip bir şirketin fotoğrafını çekiyoruz aslında. Şu an mevcutta A şirketi ne durumda?
operasyonel anlamda neredeyiz? Finansal anlamda neredeyiz? İşte burada şirket neyi hedefliyor, neyi bekliyor ve bunun ne kadar gerisindeyiz? Şirkete gösteriyoruz biz dışarıdan bir göz olarak. Ve bunu yaparken de belki de bir danışmanla birlikte devam edilmesinin en büyük kıymeti şudur. Çok uzun yıllardır yine aynı şekilde hem üretim hem de hizmet sektörlerinde birçok farklı firma ile çalıştığımız için hem güncel dinamiklere hem de geçmişten günümüze gelen dinamiklere oldukça hakim bir şirketiz. Bu noktada bu mevcut durumu da analiz ederken, iyileştirme alanlarını da ortaya koyarken, süreç aksaklıklarını da tespit ederken en iyi uygulama örnekleri ve daha önce firmalarımızın yaşamış olabileceği süreç aksaklıklarıyla da kıyaslayarak gidebiliyoruz. Eğer benzer bir sektörse daha önce çalıştığımız özellikle de çok daha faydalı olabiliyor aslında şirketlere. Burada önemli olan bazı belirlediğimiz başlıklar var tabii ki. Şirketin stratejik planlama kültüründen, yönetişim yapısından en alt departmana kadar yani belki de en önemli görülmeyen departmana kadar tüm incelemelerimizi, analiz çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ki burada mevcut durumu ortaya koyduktan sonra da iyileştirme alanlarını yani şirketin büyümeye yönelik olarak kendince sözlü olarak belki koyduğu hedefleri nasıl gerçekleştirebilir? İçeriye döndüğünde insan kaynaklarını nasıl güçlendirebilir? Ki burada insan kaynakları dediğimiz zaman yalnızca çalışan deneyimi, işte bordro ve özlük gibi süreçler algılanabiliyor. Artık öyle bir dünyada değiliz. Biraz daha stratejik bir boyutta yaklaşıyoruz ve bakıyoruz. İşte performans yönetim süreçleri, organizasyonun yapısı, kişilerin nasıl konumlandırıldığı, pozisyonlar, görevler, bunların her biri aslında uçtan uca insan kaynakları bütünlüğünde ele alınan süreçler ve burayı düzelttiğimizde buraya yönelik olarak iyileştirmelerimizi yaptığımızda, güçlendirdiğimizde bu kısmı gerçekten şirketin tüm departmanlarına, çünkü tüm departmanları ilgilendiren bir konu, entegre olarak ilerleyebiliyor. Biz de bu proje kapsamında fotoğrafımızı çektikten sonra artık bu süreçte nasıl iyileştirebiliriz? Yine aynı şekilde tüm departmanlar özellikle günün sonunda insan kaynaklarını güçlendirmek için neler yapacağız? Operasyonu güçlendirmek için neler yapacağız? Üretimse üretimi güçlendirmek için neler yapacağız? Tedarik zinciri operasyonlarını güçlendirmek için neler yapacağız? Gibi gibi birçok farklı alanda şirketin de eğer en önem verdiği mutlaka bir kol vardır. O kolu güçlendirmek için ne yapacağız dediği sorulara cevap veren projeler oluyor bunlar her zaman. Böylece günün sonunda şirketin elinde aslında bir raporlama oluyor. Bir stratejik iş planı gibi de aslında bu. Biz önümüzdeki süreçte kısa, orta ve uzun vadede hangi adımları izleyerek aslında hedeflerimize ulaşabiliriz? Kısa vadede hayata geçirebileceğimiz şeyler neler? Neleri değiştirebiliriz? İşte bunu biz zaten uzun bir plan olarak veriyoruz. Şu anda eğer hızlıca yapılmasını gerektiğini düşündüğümüz, değişikliğe gidilmesi gereken, revize edilmesi gereken, alınması, uygulanması gereken bir düzen varsa da bunu da önceliklendirerek aslında bambaşka bir proje olarak da tekrardan şirketle beraber yürütmeye devam ediyoruz. Bir adım atılmış oluyor aslında mevcut durum analizi ve gelişim yol haritasıyla ve şirketlere uzun vadeli bir iş planı da ortaya çıkmış oluyor. Evet, genel olarak bayağı geniş çapta aslında anlatmış oldunuz Ceyhan Hanım. Ben de burada şöyle bir belki de katkısını sunmak istiyorum. Şimdi aslında şirketler baktığımızda bir işte organizasyondan bahsediyoruz. Bir organizasyon. Ben tabii genelde bizler bir takım benzetmeler yapmayı severiz. Bu organizasyona aslında bir takım olarak da düşünebiliriz. Ya da bir ordu gibi de düşünebiliriz aslında. Bu sonsuzluğunun aslında hani özellikle Çin eski Çin savaşlarında çok ciddi bir aslında şeyi var. Sun Tzu kitaplarda da işletme kitaplarında da çok anlatılır. Aslında savaş stratejisi olarak bakar. Aslında şirketleri bir aslında ordu gibi düşünür. Ve aslında bu bağlamda da işte pazar dediğimiz nokta da aslında bir işte kaynakların olduğunu varsayalım. Hani eski düzende işte bir takım kaynaklar var, bir takım işte ne diyelim topraklar var aslında ele geçirilmesi gereken. Burada işte pazar payı gibi düşünebiliriz. Ne kadar aslında genişletirsek aslında eski hani topraklarımızı aslında daha çok pazar payı alıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Buradaki pazarı da dünya olarak düşünebiliriz. Eski hani ordular, imparatorluklar sonuçta bu şekilde oluyordu. Dolayısıyla burada rakipler var. Dolayısıyla baktığımızda yani bir organizasyonumuz var, bir ordumuz var bir anlamda. Bir de tabii ki de aynı toprakların için savaşan başka firmalar var baktığımızda.
Dolayısıyla pazarın kendisi bir dinamik. Pazar direkt zaten saldırma noktasında olduğumuz ya da işte ne diyelim işte bir şirketimizi büyütecek olan nokta aslında bize can veren nokta pazar. Pazar dediğimiz işte müşteriler, talep. Bunu ele geçirme, bu noktada iyi bir yapı oluşturma noktası da yani ne diyelim topraklarımızı genişletme noktası da ordumuz yani organizasyonumuz. Şimdi ordumuz ne kadar aslında hızlı, ne kadar çevik, ne kadar donanımlı olursa topraklarımızı o kadar genişletebiliyoruz. Dolayısıyla aslında daha fazla pazar payına sahip oluyoruz aslında bir anlamda. Bu savaş örneğini şeyden veriyorum açıkçası. Savaşı çok sevmediğim bir nokta ama dediğim gibi bu Sun Tzu'nun strateji noktasındaki aslında kitapları işletmelerde de işletme kitaplarında da çok yer bulduğu için aslında böyle bir örnek veriyorum. Yoksa maalesef hani şeyi sevdiğimizden değil. Yani izleyenlerimizden de o noktada hani bunu belirtmek istedim. Ama daha kolay anlaşılabildiğini düşünüyoruz açıkçası bu şekilde. Şimdi dolayısıyla bir ordumuz var yani şirketimiz, organizasyonumuzu bir ordu gibi düşünebiliriz. Hiyerarşiler var. En tepede aslında lider var, bir general var. Hani şirketin başındaki kişi CEO ya da işte genel müdür ya da yönetim kurulu başkanı. Ve bu bağlamda kendilerinin yardımcıları var. Ondan sonra direktörler olabilir bu. Ya da işte genel müdür yardımcıları olabilir. Ya da müdürler olabilir. Genel müdürler olabilir. Daha büyük organizasyonlarda. Her bir birimin aslında kendi başına da sorumlu olduğu. Yani o ordunun başında işte satış yapanlar var. İşte pazarlama yapanlar var. Ondan sonra üretim yapanlar var. Ondan sonra Ar-Ge yapanlar var. Bir de bunları destekleyen ekipler var. İşte insan kaynakları gibi. Ondan sonra işte idari işler gibi, işte muhasebe gibi. Bu bağlamda bunlar ne kadar birbiriyle ahenkli çalışırsa ve bu bağlamda her bir birim ne kadar çevik ve aslında alanında en iyi olursa aslında ordumuz yani organizasyonumuz o kadar iyi olmuş oluyor. Şimdi mevcut durum analizi de aslında bu bağlamda hem pazardaki bizim şirketimizin konumunu aslında değerlendirdiğimiz ve kendi içimize baktığımızda, organizasyonumuza baktığımızda nereleri iyileştirirsek bu pazarda yani bu topraklardan daha fazla aslında pay alabiliriz. Yani bu pazardan daha fazla pay sahibi olabiliriz. Ya da eğer gerileyen bir orduysak, pazar payımızı kaybeden bir yapıdaysak, şirket olarak bunun da gene nedeni yine pazardan kaynaklı ya da kendi içimizden kaynaklı olabilir. Bunları da irdelediğimiz gerçekten mevcudumuzu tabiri caizse mevcut durum analizi hani şapkamızı önümüze alıp değerlendirme yaptığımız değil mi? Aslında bir şekilde bazı isteklerimiz var yerine getirmek istediğimiz büyüme olabilir ya da geriliyorsak gerilemeyi engelleme olabilir ya da pazarın kendisi de sorun varsa yeni pazarlar. Ya da yeni bir takım ürünler. Değil mi? Olabilir bu çözüm. Sonuçta önemli olan şirketin devamlılığı baktığımızda. Hani marketing myopia dediğimiz şeye tabi olmamalıyız. Ne demek marketing myopia? Aslında hani pazarlama miyopluğu diye dediğimiz tabir. Yani değişen pazar koşulları ve değişen dünya koşullarına göre kendi üretimimizi ya da kendi şirketimizi aslında yeni çağa ayak uyduracak şekilde aslında dönüştürmek, değiştirmek. Eğer bizler hani hep şey örneğini verirler. Hani Ford, Henry Ford aslında hani fayton ya da neyse at arabaları noktasında ilk başta biliyorsunuz bu şekilde işe başlamış. Hani ve hani kendilerine sorulduğu zaman hani insanlara sorsaydık hani ne isterlerdi diye daha hızlı işte atlar isterdik derlerdi. Onun için onları dinlemedik. Biz işte otomobil yaptık vesaire. Hani bu bağlamdaki olay şu. Yani aslında biz en iyi at arabası yapacağız değil. Biz insanlar aslında bir yerden bir yere aslında taşıyan araçlar yapan bir şirketiz dediğimizde o zamanın döneminde at arabası, fayton artık neyse olan şey İşte birkaç sene sonra, birkaç belki decade sonra, birkaç 10 yıl sonra işte bu işte arabaya dönüşmüş olabilir. Belki bundan belki birkaç 10 yıl sonra belki
başka bir şeye dönüşecek. Hani buradaki transportasyon ya da mesela şimdi hani dizel ya da işte neyse benzinli araçlar vardı. Şimdi işte bu elektrikli araçlara dönüştü. Yani bugün neye dönüşecek? Birlikte görüyor olacağız. Dolayısıyla konumlarken şirketi olabildiğince aslında hangi problemi çözdüğümüze dair aslında konumlandırma yapmak daha doğru oluyor dolayısıyla. Netice itibariyle mevcut durum analizi baktığımızda işte pazar ve aslında bizim organizasyonumuz noktasında durumları değerlendirdiğimiz ve olabildiğince en hızlı, en etkili neticeyi alabilme noktasında en aksayan ya da en hızlı iyileştirebileceğimiz, en düşük maliyeti ama en hızlı iyileştirebileceğimiz noktaları tespit ettiğimiz çok hızlı, taktiksel, mümkün mertebe aksiyonları aslında alabildiğimiz aslında kısa projeler olarak belki de değerlendirebiliriz herhalde. Genel olarak ne kadar bir sürede Cenan Hanım bunu yapıyoruz? Belki buradan devam edebiliriz biraz daha. Ne kadar sürüyor genelde bu projeler? Ve netice itibariyle firma gerçekten bu proje sonucunda nasıl bir katkı sağlıyor kendisine? Biraz belki bunları sizden duymak istedim. Evet, yani öncelikle son sorunuzdan ve az önce bahsettiğiniz benzetmeden yola çıkarak bir katkıdan daha bahsedeceğim. Burada general ve ordu benzetmesi yaptınız ya. Oradaki general çoğu zaman orduda neler olup bittiğini, içerideki aksaklıkların neyden kaynaklandığını içeri giremeyerek bilemeyebilir. Böyle olduğu takdirde asıl geri bildirimlerini almamız gereken taraf orduda olması gerekebiliyor. Ve bunu ordudaki kişiler generalle çok rahat bir şekilde konuşamayacakları için ya da akıllarında bir fikir varsa ya da çok eminseler oradaki süreci aksatan ya da iyileştirilmesi gereken noktalarda bunu bir danışmana çok daha rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Evet, biz bunu yaşıyoruz içeride. Biz aslında biraz mikroya girmiş oluyoruz böyle bir noktada. Haliyle arada bir köprü de oluşturmuş oluyoruz general ve ordu arasında. Böyle olunca oradaki hem süre projenin süresi yani iyileştirmeye odakladığımız kısım da daha hızlı oluyor, daha hızlı sonuç veriyor. Hem de biz de oradaki iletişim kanalı olmuş oluyoruz. Süreye gelecek olacak isek orada biraz daha şirketin departman yapısına göre değişebilir tabii. Burada az önce bahsettiğim gibi tüm departmanlarla mutlaka görüşüyor oluyoruz. Neler yapıyorsunuz? Kullandığınız teknolojiler neler? Organizasyon nasıl? Yani departman içerisinde kaç kişi var? Pozisyon hiyerarşisi nasıl ilerliyor? Görev dağılımı nasıl gerçekleştirilmiş gibi. Teknolojiyi de burada hesaba katarak süreçleri uçtan uca inceliyoruz. Böyle olduğu takdirde biraz daha proje zaman planı mevcuttaki birim yapısına göre şekillenebiliyor. Ama çok uzun uzadıya projeler değil. Sonuçta bu bir ilk adım. O ilk adımı atarken daha çok 2 ay, 3 ay ya da çok kalabalık bir organizasyondan bahsediyorsak 4 aya kadar çıkabilen proje süreleri olabiliyor. Burada önemli olan biraz daha oradaki sürece bazen uzaması da gerekebilir. Ya bizim daha da derine inmemiz gerekiyor. Üst yöneticilerle, kritik pozisyonlarla görüştük ama burada çok daha büyük bir sorun var aslında. Keşfedilmesi gereken, tespit edilmesi gereken. Biz biraz daha derine inelim dediğimiz noktalarda biraz daha ona göre proje zaman planlarını revize edebiliyoruz. Ama dediğim gibi sonuçta bu ilk adım olduğu için ve günün sonunda tespit edilen iyileştirme alanlarına yönelik olarak zaten proje kartları oluşturacağımız için nasıl ilerlemeliyiz, nasıl yapmalıyız? O süreyi biraz daha minimal tutmak ve yalın tutmak önemli olabilir. Evet. Belki burada şundan bahsedebiliriz. Şimdi gelişim yol haritaları ya da işte mevcut durum ve gelişim yol haritası dediğiniz gibi belki 3-4 ay yani 5 ayı çok geçmeyecek şekilde en hızlı bir şekilde aslında hızlı müdahale olabilecek bir yapı olarak da düşünebiliriz. Ya da zamanımız varsa bu bağlamda firmanın zamanı varsa herhangi bir büyük bir şeye kalkışmadan aslında mevcudu tespit edelim ve en etkili olabilecek projeleri gene belirleyelim ve planlayalım ve buna göre de aslında bir plan ortaya koyalım diye de düşünülebilir. Şimdi burada aslında firmalarımızın kazandığı nokta şu en temelinde. Şimdi diyelim ki geliri örnek veriyorum 500 milyon TL ya da 1 milyar TL olan bir firma olduğumuzu varsayalım. Şimdi böyle bir firmanın en tepesinde aslında bir proje yapıyor oluyoruz. Bu bağlamda bu projenin firmaya gelir katkısı ya da işte giderlerinin kısılması noktasındaki katkısı da olabilir bu. Kısa vadede yani
Belki proje 4-5 ay sürecek. Projenin neticesindeki yapacağımız belki hızlı kazanımlarla birkaç ayda orada belki şey olsa. Yani bir yıl içerisinde neticesini alabileceği aslında şeyler oluyor genelde. Yani şöyle söyleyelim. Minimumlardan bahsedelim. %5'lik bir iyileşme, %5'lik bir iyileşme 1 milyar TL'deki bir baktığımızdaki firmada 50 milyon TL yapıyor bu bağlamdaki katkı. Dolayısıyla ufak değişiklikler, ufak şeyler ama en tepeyi aslında baktığınız zaman etkileyeceği noktadaki değişikliklerin firmaya katkısı inanılmaz derecede önemli halde oluyor. Ki yani projelerin bütçesi aslında bunların çok çok daha aşağısında baktığımızda. Yani hatta önemsenmeyecek derecede hatta buradaki gelir kazancı ya da potansiyel kazanım noktasında. Tabii ki de birebir ölçüm çok mümkün olmayabilir. Siz bir insan kaynakları organizasyon yapısını aslında iyileştirelim dediğinizde ne kadarlık bunun hani gelire ya da verime katkısı olabilir? Direkt KPI olarak bağlayamayabilirsiniz. Ancak bu bağlamdaki motivasyon ya da herhangi bir sorunun çözümünün aslında artısı ölçülemeyecek derecede aslında pozitif oluyor. Kaldı ki ben bir yıllık katkıdan bahsettim. Eğer kalıcı bir şekilde bazı şeyleri değiştirebildiysek, katkı sunabildiysek, öbür yılın da etkisini koyduğunuzda inanılmaz derecede şirketlere aslında fayda sağlayan projeler olarak görüyoruz bu projeleri. Sadece başlı başına belki mevcut durum analizi başlı başına değil ama sonraki gelişim yol haritası olarak sunduğumuz gelişim projelerinin de tamamlanmasıyla firmalara katkısı ciddi anlamda satış gelirlerinin %5'i ve 10'u arasında olabilecek derecede hani bu skalalarda olacak derecede katkısı olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla ve hani dediğim gibi maliyetler de bunlarla kıyaslanamayacak derecede düşük maliyet olmuş oluyor. Tek burada firmalarımızın yapması gereken nokta aslında evet benim böyle bir şeye ihtiyacım var deyip ve samimi bir şekilde projeyi birlikte aslında beraber ele alması firmalarla, danışman firmalarla, bu bizimle olabilir ya da başka danışman firmayla olabilir. Önemli olan bu noktada samimi bir şekilde gerçekten bir takım çalışması, ekip çalışması olarak aslında olaylara bakılması ve birlikte zor belki de bazı kararların, adımların birlikte atılıyor olması aslında gerekiyor. Bu sağlandığı takdirde gerçekten bu kazanımları sağlamak hayal değil, gerçek. Çünkü biz bunları zaten birçok firmamızda gerçekleştirdik. Dolayısıyla bunları belki söyleyebiliriz. Çok böyle zor konular değil ama inanç gerekiyor ve çalışma gerekiyor. Bu kesin. Bu olmadığı takdirde bir taraftan yani firmanın kendisinin en üst tepede, en tepede bu samimiyeti gösterip gerçekten taşın altına elini koyduğu takdirde çalışma babında bu projeler gerçekten çok çok başarılı oluyor. Firmalara katkısı çok çok olumlu oluyor diyebiliriz. Evet Ceren Hanım, ben de bu şekilde bir katkı sunmuş olayım. O zaman sizden başka eklemek istediği bir şey var mıdır? Süremizin sonuna geldik çünkü. Evet, dediğiniz gibi aslında en azından özet ve kısa bir anlatım oldu. Mutlaka zaten bunun için bambaşka belki detaylı bir video de çekiyor oluruz. En azından önemli noktaların üzerinde durmuş olduk. Son bahsettiğiniz konuda biraz daha generallerin belki dikkatini çekecek ve önemli olan bir konu. Hız kazanıyor firmalarımız genel olarak her anlamda. Adım adım ilerlemektense önden bir gösterim yapmak her zaman çok daha büyük bir etki yaratıyor firmalarda diyelim. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz canım. Çok keyifli oldu. Gene her zaman olduğu gibi güzel orijinal benzetmeler de yaptık gene bu videomuzda. Evet. Teşekkürler tekrardan. Evet. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için çok sağ olun. Bu videolarımıza devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi ise izlemeye devam edin diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.